Herkese tekrar merhaba. Bugün özellikle tez çalışması veya bilimsel çalışması yapan arkadaşlar için hayat kurtaran bir şeyden bahsedeceğim. Çünkü bazen hasta verileri olsun veya işte anket verileri olsun, bunları Excel'e giriyorsunuz. Fakat özellikle öğrenci arkadaşlarımızın deneyimi olmadığı için bazen Excel'e girerken bunları sütun yapacağına satır yapabiliyor. Düşünsenize 1500 tane veri girmiş, hepsini satır şeklinde. Hoca bir bakıyor, bunlar sütun olacaktı kızım diyor. Veya oğlum. Yani şimdi bunların hepsini tek tek sütuna çevirmek gerekiyor, öyle değil mi? Bakın bunu Excel'de nasıl kolay yapabiliriz? Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız neler yapmanız gerekiyor? Gelin birlikte görelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Excel'de öyle bir şey göstereceğim ki hayat kurtaran bir şey. Çünkü bazen özellikle yüksek lisans ve doktorada Excel'e veriler girerken nasıl girildiğini bilemeyebiliriz. Bu çok normaldir. Sütun yerine satır, satır yerine sütun kullanabiliriz. Ve bu bizim aşırı derecede zamanımızı alır. Çünkü bunu düzeltmek çok vakit alır. Örneğin size burada bir kan ölçümlerini gösteriyorum gördüğünüz gibi. Burada da değerler verilmiş. İşte red blood cell, hemoglobin, hematokrit gibi değerleri görüyorsunuz. Fakat danışman hocanıza gittiniz ve danışman hocanız dedi ki size, "Aa, bunları sen satır olarak yapmıştın ama sütun olarak yapacaktın." Şimdi ne yaparsınız siz? Bakın sütun olarak yaptığımı düşünün. Bunu buraya kopyalayacağım. Bunu buraya kopyalayacağım. Tek tek. Ve böyle sayfalarca veri olduğunu düşünsenize. Sayfalarca veriyi tek tek bu şekilde kopyalamanız gerekiyor. Bakın şu anda yapıyorum. Hala yapıyorum. Benim çok vaktim alır bu olay. Size çok daha kolay bir yolunu göstereceğim. Burada bırakıyorum kopyalamayı. Nasıl yapacağımı göstereceğim. Bakın. İlk önce satırları sütun yapacağız. Sütun yapmak istediğimiz satırları seçiyoruz. Kopyalıyoruz sonra. Kopyalamayı buradan da yapabilirsiniz. Edit, copy. Zaten kopyaladığınızda çizgileri göreceksiniz. Sonra cursor'ımızı, mesela ben şuraya tıklıyorum. Burada olmasını istiyorum. Sütunları. Edit'ten bakın paste special dediği, yani özel yapıştır. Türkçesi zannedersem, Türkçe kullanıyorsanız özel yapıştır şeklinde bir şey olması lazım. Buna basıyoruz ve bize bir tablo çıkıyor ya da bir pencere açılıyor. Bu pencerede birçok şey var. Paste kısmında, operation kısmında. Bunlar bizi ilgilendirmiyor bu evrede. Bizi ilgilendiren şey burada transpose yazan kısım. Bunu işaretliyoruz. İşaretledikten sonra OK'ye basıyoruz. Ve bu kadar. Bakın demin o kadar uğraşmıştım tek tek sol tarafta, burada yarıda bıraktım. Burada iki klik etmekle birlikte, hatta hızlı yapayım isterseniz ne kadar hızlı olduğunu göreceksiniz. Seçiyoruz. Kopyalıyorum. Cursor'a basıyorum bir yere. Özel yapıştır diyorum. Transpose'a seçiyorum ve that's it. Bu kadar. Yani satırları sütunla çevirmek bu kadar kolay. Öyle bir zaman gelir ki ihtiyacınız olur. Bu bilgiyi bir yerde tutun. Gerektiğinde bu videoya bakarak tekrar hatırlarsınız. Ama en azından böyle bir şeyin yapılabilirliğini şu anda öğrenmiş oldunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Excel olsun, PowerPoint olsun veya Outlook olsun, ofis programları hakkında sorunuz olursa tecrübelerimi aktarmak isterim. Lütfen yorum olarak yazmanız yeterli. Hepinize iyi günler dilerim.